Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün meyveli parfe yapacağız. Benim çok sık yaptığım ve çocuklarımın çok severek yediği nefis bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem az malzemeli hem de çok pratik. 10 dakika içinde hemen yapıp dolaba atabilirsiniz. Malzemelerimiz neler? Hemen bir göz atalım. 1,5 su bardağı sütüm var. Soğuk sütümüz var. 2 paket krem şantimiz var. 2 paket petibör bisküvimiz var. İstediğiniz kadar çilek kullanabilirsiniz. Bir kase çilek var benim. Bir tane de muzum var. Evet, malzemelerimiz bunlar. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle krem şantimizi çırpmakla başlayalım. 2 paket krem şantiyi karıştırma kabımıza alalım. Ve üzerine 1,5 su bardağı normal klasik su bardağıyla soğuk süt koyalım. Ve yüksek devirde çırpalım. Krem şantimizi çırptık, bir kenara aldık. Şimdi çileklerimizi doğrama zamanı. Çok küçük parçalara doğramayın ki içinde iri iri gözüksün istiyorum. Daha güzel rengi oluyor. Bu şekilde yeterli. Çok daha küçük doğramayın. Evet, dondurma tadında nefis bir lezzet. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de çok leziz. Çocukların da çok seveceği nefis bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de muzumuzu doğrayalım. Bunu da çok küçük doğramayın. Böyle dişe gelecek şekilde hafif büyük bırakırsanız daha güzel olacaktır. Bu büyüklük yeterli. Evet, krem şantimiz hazır, meyvelerimiz hazır. Şimdi bisküvileri içine kırma zamanı. Çok küçük parçalara bölmeden bu şekilde bisküvilerimizi içine kıralım. Burada 1,5 paket bisküvi var. Bakacağım, eğer daha fazla alırsa ilave edeceğim. Tekli paketlerden 1,5 paket bisküvi var burada. Bu şekilde iri parçalara bölelim. Bir karıştıralım. Duruma göre ilave edeceğim bisküvi. Evet, biraz daha koyabiliriz. Evet, 1,5 paket bisküvi kullanmış olduk. Sizler de fazla koymayın. Bu yeterli. Çok küçük parçalara bölmemenizi tavsiye ederim. O zaman çok eziliyor. Bu şekilde çok güzel oluyor. Görseli de çok güzel oluyor. Evet, bisküvilerimizi koyduk. Şimdi meyvelerimizi koyalım. Çileğimizi ilave edelim. Muzumuzu da ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Bize şimdi baton kek kalıbı lazım. Kalıbımızı streç filmle kaplayalım. Farklı bir kalıp da kullanabilirsiniz. Ama bunda daha güzel oluyor sunumu. Tart kalıbında da olur. Tart kalıbına da böyle streç film serip içine koyabilirsiniz. Orta çukur yeri de çikolata sosu dökebilirsiniz. Evet, bu şekilde kapladık kek kalıbımızı.
Evet, parfümümüzü kalıbımıza dökelim. Her yerine eşit gelecek şekilde düzeltelim. Boşluk kalmayacak şekilde güzelce dolduralım ki kalıptan düzgün çıksın. Ve dibini de güzelce sileyim. Evet, tamamdır. Şimdi kenarlarını da kesip reçelimi üzerine kapatalım. Ve buzlukta yaklaşık 1 saat kadar bekletelim. Daha sonra streç filmden çıkarıp servis tabağına alacağız. Evet, parfümümüz yaklaşık 1,5 saat buzlukta bekledi. Şimdi streç filmini çıkartıp servis tabağına alalım. Evet, uygun bir kaba ters çevirelim. Evet, streç filmi de üzerinden dikkatli bir şekilde alalım. Ben üzerine çikolatalı sos gezdireceğim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, parfümümüzün sunumu da hazır. Yaklaşık dolapta 1 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Evet, bu tarifimizin de sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.